Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Af yasası ile ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Af yasası ile ilgili milyonlar yeni gelişmeleri bekliyor. Af yasası için AK Parti son dakika açıklaması geldi değerli izleyicilerimiz AK Parti'den. Yargı paketi çalışması Eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Naci Bostancı, 13 gün var. 13 günde bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında teklif meclis başkanlığına sunulacak ifadelerini kullanmıştı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti. Bu bağlamda yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor değerli izleyicilerimiz. Peki af yasası ne zaman meclise gelecek? Af çıkacak mı? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağım değerli izleyicilerimiz. Evet. Meclisin tatile girmesiyle birlikte af bekleyen konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor vatandaşlarımız. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile birlikte af bekleyen kader mahkumlarını ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki af yasası ne zaman meclise gelecek? Af çıkacak mı? Değerli izleyicilerimiz, bu konudaki gelişmeler şu şekilde. Naci Bostancı, biliyorsunuz AK Parti milletvekili, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz. Ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız diye konuştu. Yargı paketi çalışmasını Eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Naci Bostancı, 13 gün var. 13 günde bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında teklif meclis başkanlığına sunulacak ifadelerini kullandı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisten geçmesi durumunda idam cezasını da onaylayacağını biliyorsunuz söylemişti değerli izleyicilerimiz. Evet. Evet, devam ediyoruz haberimize. Yargı reformu stratejisindeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi 1 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılında meclisin öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargı ile açılışı konuşmasında yargı reformu stratejisini hazırladıklarını, son aşamaya geldiğini açıkladı. 30 bin kişi tahliye olacak. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye olması öngörülüyor değerli izleyicilerimiz. Büyük ölçüde tamamlandı. AK Parti reform niteliğindeki düzenlemeler içeren paketin mecliste uzlaşmayla yasalaştırılabilmesi için teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmadan önce muhalefetin kapısını çalacak. AK Parti kurmayları yeni askerlik sistemini getiren yasada olduğu gibi muhalefet partileriyle bir araya gelip öngörülen değişiklikler konusunda görüşlerini alacak. Partilerle ilk etapta tek tek görüşme yapılması ve uzlaşma umudu görülürse bu görüşmelerin ardından gayri resmi bir komisyon çalışması düşünülüyor değerli izleyicilerimiz. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti kurmayları
Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Meclis açılmadan önce Eylül ortası gibi teklifimizi muhalefet partilerine sunabiliriz bilgisini verdi. Parti kurmayları muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifin rötuşlanarak meclis başkanlığına sunulabileceği gibi sağlanan uzlaşma çerçevesinde meclis adalet komisyonundaki görüşmeler aşamasında gerekli değişikliklerin teklife yansıtılabileceğini ifade etti değerli izleyicilerimiz. Üzerinde son rötuşları yapılan yargı paketi teklif taslağında yer alabileceği belirtilen belli başlı bazı düzenlemeler şöyle değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Üzerinde son rötuşları yapılan yargı paketi teklif taslağında yer alabileceği belirtilen belli başlı bazı düzenlemeler şöyle. Düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik bazı suçlarla ilgili istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak. Yani Yargıtay yolu açılacak. Terörle mücadele kanununun terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkrasına haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz hükmü eklenecek. Yargının yükünün asgari %30 oranında hafifletileceği ifade edilen seri yargılama usulüne geçilecek. Bu yöntem uyarınca soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek. Failin suçunu itiraf etmesi durumunda dosyanın sevk edildiği mahkemenin hakimi de kabul ederse hüküm çok kısa sürede kesinleşecek. Seri yargılama usulü terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak değerli izleyicilerimiz. Evet, yargılama sonucu mahkemece verilebilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı konusunda savcılara da yetki verilecek. Tutukluluğa sınır. Cumhuriyet savcıları suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak. İddianamenin iadesi müessesesini işler hale getirilecek. Tutuklama için suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe yeterli olmayacak. Kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması şartı aranacak değerli izleyicilerimiz. Soruşturma aşamasında tutukluluk süresine sınırlama getirilecek. Tutukluluk süreleri çocuklar bakımından yarı oranında uygulanacak. 3 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na yapacağı itiraz ile tutukluluğu hakkında bir karar verilmesini isteyebilecek değerli izleyicilerimiz. Evet, şiddet mağdurları hiçbir sosyal güvencesi olmayan şiddet mağdurlarının suçtan kaynaklı tedavi giderlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Soruşturma veya kovuşturma evresinde dava, nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek. 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilecek. Evet, bunları da söylemiş olduk. Evet değerli izleyicilerimiz, umarım af bekleyen, biliyorum milyonlarca vatandaşımız var. Umarım vatandaşlarımızın umutları karşılık bulur ve Ekim ayında muhtemelen bu yasanın
görüşülmesi tahmin ediliyor. Umarım birçok vatandaşımızın, milyonlarca vatandaşımızın umudu gerçekleşir ve güzel sonuçlar alırlar. Bu konudaki gelişmeleri duyurmak üzere Atasever Akademi kanalını takip etmenizi, abone olmanızı ve öncelikle bildirim zilini açmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bu konunun takipçisi olacağız ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız. Bu arada yorum yazan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Onu da özellikle belirtiyorum. Görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız.